arkadaşlar ederse çok selam söyle. Başım sağ ol. Açık ama. Abi açma ortaya. Kamera gitti. Olur. Bir daha bakalım. Ne? Getir bakalım. Bir dakika. Yasin'in şöyle var. O da çok güzel. 8 gram civarında. Modellerimiz bunlar. Çok daha değişik modeller var burada. Beğendiğiniz bir şey varsa. Bırakacaksın. Alo, kolay gelsin. Teşekkürler. Ben zekat hesaplatacaktım da. Tabii, yardımcı olalım efendim. 3 tane ata cumhuriyet. 12 santim burma bilezik. Evet. Kuyumcunun kartında yazan 61.18. Efendim, toplamda 4.17 gram zekatınız yapar. Peki, bugünkü TL karşılığı nedir bunun? Bugünkü TL karşılığı 10.008 TL yapar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Rica ederiz. İyi günler. Teşekkürler. Sağ olun. Mübarek Ramazan ayı herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu ibadetle geçen feyizli bereketli ibadet zamanında herkes dini vecibelerini yaparken bir de zekat kurumunun en yoğun işlediği mevsimi yaşıyoruz. Bu zaman diliminde çok sık sorulan sorular oldu. İşletmemizin üstlendiği misyon gereği pek çok sorular soruluyor ve ne kadar zekat ödememiz gerekir gibi sorularla günde 40-50 tane telefon, bireysel telefonlar alınca bizler de bu bireysel telefonlardan esinlenerek kendimize bir misyon üstlendik. Halkımızdan zekat ödeme olasılığı olan, zekat ödemek isteyen insanlara bir danışma hattı oluşturduk. Bu danışma hattında insanlar call center'ı arayarak ne kadar zekat vermeleri gerektiğini öğreniyorlar ve öğrendikleri o zekat tutarını fakir fukara, ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu mübarek Ramazan ayında dini vecibelerini yapmak isteyen vatandaşlara elimizden geldiğince biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zekat hesaplamasını şuna göre yapmak gerekir. Elimizdeki döviz, altın, kıymetli değerlerin toplamı 81 gram altını geçmesi halinde zekat yükümlülüğü doğar. Dolayısıyla burada call center'ımız 81 gram altının üzerinde mal varlığı olan insanlara mevcut elindeki sermayenin %40'ta birini zekat olarak ödemeleri hususunda yardımcı oluyorlar. Bunu da ücretsiz bir şekilde yapıyor firmamız. Bazı misafirlerimiz ve danışanlarımız bunun Türk lirası ederini soruyorlar. O anda günlük kur ne ise o günün kuruyla çarpıp güncel kuruyla beraber onları da aydınlatıyoruz. Yani özellikle deprem bölgesinde Hatay'da biz şunu gördük. Kendisinin zekat ödemek isteyen insanların aradığı zaman bazı call center'daki danışanlarımız diyor ki efendim size zekat düşmez diyor. Çünkü 60 gram altınınız var. Yani insanlar zekat ödeme konusunda ve fakir fukaraya ulaşmak konusunda çok ciddi hassasiyet gösteriyorlar. Dolayısıyla buradaki zekat düşmese bile ne olur diyor benim şu 40'ta bir ne kadar ediyor? Zekat düşmese bile ödemek istiyorum diyen insanlarla da karşılaşıyoruz doğrusu. Hı hı. Bunlar yardımcı olsun.